Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı muzlu turta tarifimiz var. Ağızda dağılan nefis hamuruyla ve portakal muzun uyumuyla çok güzel bir lezzet oldu. Şimdi geçelim yapım aşamasına. 250 gram tereyağımız var. 125 ml'lik su bardağıyla toz şekerimiz var. Aynı bardakla sıvı yağımız var. Ve aynı bardakla yoğurdumuz var. Şöyle bir adet de yumurta. Şimdi şöyle çok az bir limon rendesi. Kabartma tozu. Vanilya. Şöyle çok az sirke ekliyoruz. Şöyle arkadaşlar, yumuşak olacak hamurumuz. Çok fazla sertleştirmeyelim ki şöyle iyi kabarsın. Eğer sertleştirirseniz çok iyi kabarmaz. Çok yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi şekil alacak, ele yapışmayacak ama sert olmayacak. Kesinlikle sert olursa olmaz. Ve hamurumuzun üzerini kapatıyoruz. Az yarım saat hamurumuzu dinlendiriyoruz. Ve daha sonra yapımına devam edelim. Şöyle iki tepsi yapacağız. İki tepsilik hamurum var. Normalde yaptığımda böyle iki tepsi yapıyorum. Buzdolabında bir 10 güne kadar sağlam kalıyor. Buzdolabınızın durumuna göre. Yoksa da dondurucuya atıp istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Şöyle tepsilerimizi alalım. Hamurumuz 2 saatten fazla dinlendi. Şöyle. Şurada hamurumu önce ikiye böleceğim. Bir tepsi yaparsanız yarım ölçü yaparsanız olur. Ama ben her yaptığımda böyle yapıyorum. Kalanını dondurucuya veyahut da komşularıma gönderiyorum böyle. İkiye ayırdım arkadaşlar. Evet. Şöyle, daha sonra şöyle de ikiye ayırıyoruz. Şöyle bardağın altındaki yağı alayım. Biraz şöyle altına az bir şey bir yağlıyorum. Şöyle. Tepsimi alıyorum arkadaşlar. Tepsimi de açmaya devam ediyorum.
şekilde şöyle bir hazırlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kendi tarifim. Ben genelde evdeki meyveleri değerlendirmeyi seviyorum. Bu şekilde ortaya çıkan bir tarif. İnanıyorum ki sizin de çok hoşunuza gidecek. Şöyle. Şimdi sadece muz çok şekerli oluyor. O yüzden muzun yanına evinizde hangi meyve varsa onu kullanabilirsiniz. Ben şimdi portakal kullanacağım. Şeyler yaparken sadece gördüğünüz tariflere bağlı kalmayın. Bir şeyler, yeni bir şeyler deneyin. Her zaman çok güzel sonuç çıkmayabilir ama en azından denemiş olursunuz. Ben çok seviyorum böyle farklı şeyler yapmayı. Tariflere asla sadık kalamıyorum. Yani mecburen bir şeylerde bir değişiklikler olması lazım. Üzerine aromasını dengelemesi için çok az böyle şeker serpiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle hazır. Şöyle çok küçük parçalar alıp şöyle sadece iki tarafı sivri böyle yapıp üzerine gelişigüzel bırakıyoruz. Bunu burada ben çok acil misafirim gelecekti. Çok aceleye geldi. Ve böyle bir şekil verdim. Daha sonra da çok beğenildi şekil. Sizlerle de paylaşmak istedim. Beğenildiği için görün istedim. Farklı şekillerle de geleceğim. Çok daha güzel şekillerle. Gördüğünüz gibi böyle gelişigüzel hazırladık. Diğer tepsimi hazırlayacağım. Fırının en altın bir üstüne gelecek şekilde borcamsa eğer kullandığınız tepsi, borcamsa mutlaka birazcık fırının alt kısmına gelmiş olsun. Şöyle 175 derecelik fırında pişmeye bırakıyoruz. Ve arkadaşlar turtalarımız hazır. Şöyle üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ve turtamız hazır. Bu şekilde de sunmuş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.